göre. Onu hissedince mi yükseliyor evet, ya da? Evet, yani sanki Abdülkadir de burada bir penaltı almak niyetinde. Yani sanki onun itişiyle yükseliyor. Bir saniye önce şöyle sıçrasa, vurmaya çalışsa, ayakları yerden kesildiği için çok daha net bir penaltı alabilirdi şu anda. Gürcan Bilgiç. Yok, yani buradaki pozisyonu bize Abdülkadir gösterdiği için konuşuyoruz. Hmm. Yani Erman abi şey anlattı ya işte, Falcao'nun kırmızı kartında Erzurumsporlu oyuncu ah oh attık yani. Burada Abdülkadir çok gösteriyor. Bence burada itme yok. Tam tersine tutma var. Yani orada göstermiş Abdülkadir kendisini. Bence devam kararı doğru. Mehmet Yılmaz. Bence elini ne olursa olsun biraz kullanmış. Ya verirse de bence bir şey diyemezsin. Ben çok ağır olduğunu düşünmüyorum. Ya sonuçta hani açı belki yanıltabilir ama elini sonuçta çıkarken mesela Ömür, arkası da dönük mesela, elini kullanıyor zaten. Hani ne kadar ittiğine bak bir şey söyleyemem ama sonuçta bir teması var orada. Ben verirse de bir şey demem yani. Erman Toroğlu. Nasılsınız hocam? İyiyim ya. Ya arkadaşlar, böyle bir penaltı falan olmaz ya. Zaten dikkat edin, yani bir temas var ama temas edilen oyuncunun şekline bakın ya. Yani o şekli görünce bir defa arkana dönüp gitmen lazım. Ya olmaz ya. Ayıp. Olmaz. Böyle bir penaltı olmaz. Ayıp dedi Erman Toroğlu. Bir sonraki pozisyona geçelim o zaman. Trabzonspor Afobe ile golü buldu. Bu golde çok, yani bu iki oyuncu Sosa ve Lemos kuvvetle muhtemelen aynı dili de konuşuyor olabilirler. Futbolun dili belli. Yüzü dili belli. Bak Ender, bu pozisyonda futbolculara temel bir şey söylersin. Yüzü dönük oyuncu vurur bu topa. Şimdi topu görmüyor. Yüzü dönük olan kim? Lemos. Hatayı evet. Yapan kim? Sosa. Evet. Sosa farkında zaten. Ya sonra. Cepheden gelen topu kim yüzü dönük? Lemos. Lemos vuracak. Bırakacak Sosa. Sosa'nın Lemos'a bırakması evet, lazım. Yüzü dönük oyuncuya bırakılır çünkü orada. Değerli izleyenler, şöyle birisi topa şöyle vuracak. Diğeri böyle geliyor. Yani ters olan topa sırtı dönük olan Sosa Lemos'u bozuyor. Yani ikisi birbirine çarpışıyorlar Lemos'un ama. Lemos'un hatası yok burada. Lemos topa gidiyor. Topu beklemiyor. Yüzü dönük olan da o. Sosa'nın Beyaz Hoca, hiç müdahale etmesi gerekiyor. Kesinlikle doğru. Hatta Lucescu da her zaman bunu söylerdi. La face de jeu. Yani oyuna yüzü dönük olan adama bırakacaksın derdi. Doğru. Bu temel bir kuraldır değil mi? Bu bir temel kuraldır. Orada Lemos'a bıraksa zaten Lemos göğsüyle alacak. O takımını atağa kaldıracak. Kesinlikle Sosa'nın yanlışı. Burada Afobe'nin gol vuruşu da Mehmet Yılmaz. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Aslında oyun içinde bakıldığı zaman ben çok hareketli gördüm. Yani Afobe özellikle ilk yarı koşular, top saklaması. Yani biraz tabii ki çok fazla Vakame de çok fazla besleyemedi. Yani bu tarz oyuncuları beslemeniz lazım. İlk yarı zaten 15'in dakikadan sonra bir 30 dakikalık süreçte aslında top sakladı. Top ön tarafta biraz kaldı. Burada tabii ki vücudunu zaten burada topu önüne alması, vücudunu koyuyor zaten Gökhan'ın önüne. Vuruş da zaten çok kaliteli. Yani peki, bugün iyi gördüm. İlk yarının son bölümüydü yanılmıyorsam eğer. Burada Gökhan Gönül kaçak dövüşmüş. Orada ama yok, hocam. Olmaz. Bir pozisyon bak şimdi. Hayır hayır. Burada Gökhan Gönül kaçak dövüşmüş. Sol orada omzunu gir, koyuyor burada. Orada gir, ayağını sok. Ha, tamam. Sokamıyorsan indir abi, tamam. En fazla sarı kart alırsın. Bariz gol şansı da yok. Burada önüne koydu sol ayağını. Abi bak ağır bak. Bırakıyor. Giriyor sonra bırakıyor. Doğru, niye doğru. Bırakıyorsun ya? Omuzunu sok, düşür. Tabii. Gerekirse sarı kart al. Burada Gökhan Gönül biraz bırakmış işi yani. Arkadaşlarını kurtar. Ya, kurtarmamış. Bir de Gustavo nereden geliyor? Bak Erman Hoca'nın söylediği, o kademe yapmaya çalışıyor. Yani Gustavo kaybediyor. Gustavo gelince cezalandırma girmiş. Nereden gelip kademe yapmak istiyorsun demek istiyorum. Orada Gökhan'ın çok uzaktan geliyor. Gerekir. Orada Gökhan Gustavo rol kaçak model. Yani böyle evet, oyuncu evet. Soyunma odasında da antrenman kalitesini bile yükseltir Ender. Gustavo. Bir de ayrıca de altyapılar fundamental deriz ya, bir 6 numarayı öğreneceklerse Türkiye'de altyapı antrenörleri oyunculara, genç oyunculara Gustavo'nun nerede pozisyon aldığını, akıl koyduğunu, oyun öyle. Ezberini öğretsin. Peki Abdülkadir Gustavo pozisyonu. Abdülkadir Gustavo pozisyonu. Fenerbahçe rakip yarı alanda, savunmadan Trabzonspor topu karşılıyor. Çok adamla rakip yarı alandalar ve geride bir kişi kalıyor. 2'ye hatta 3'e 2 gidiyor. Gustavo, Abdülkadir Ömür. İçeride mi dışarıda mı? Kıl payı. Çok zor bir pozisyon bu. Yani Cüneyt Çakır dışarıda dedi. VAR da kontrol etti bunu, inceledi.
ve dışarıda kararı çıktı. Hep birlikte bakalım. Yani kıl payı bir pozisyon bu. Ve oyun bu sırada 1-0. Önce bir tutuyor kolundan, sonra bırakıyor. Nerede? Vallahi kolundan tuttuğunda dışarıda, bıraktığında içeride. Yani düşme dışarıda bunu başlıyor. Buradan göremezsiniz bunu. Yukarıdan bir tane pozisyon var, oradan görürsünüz. Az tane. Önceki açı da sanki biraz fikir veriyordu. Bir tane. Bu da veriyor. Bu da veriyor. Bu da veriyor. Yerinde. Bu da veriyor. Dışarıda yani. Yalnız burada, Fenerbahçe'nin de bu kadar çok rakip alanda, bu kadar çok adamla varken bu kademe hatasını yapması, bu şekilde yakalanması da enteresan. Yalnız bak Eden Evtin'e Ender bir de takım boyunu eleştiriyoruz görüyor, ama görüyor musun? Bu tip ikinci topları hep Trabzonspor kazandı. Ya buna da çalışmışlar yani. Gürcan burada iki stoperin lazım. Daha öne çıkartıp yani daha belki rakip Trabzonspor'u yalıp yarı alanına çıkıp baskı yapması gerekir. Fenerbahçe'nin en büyük hatası yani boyuna, dikine baskıyı doğru yapmıyor. Dikkat et, en son pozisyonda santrafor hücum hattı ile stoperler arasında ciddi bir derinlik var. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı mesela bu. Maç 1-0. Burada içeride olsa Ender'in söylediği, tabii dışarıda bu penaltı değil, frikik de serbest vuruş. İçeride olsa maç 2-0. Şimdi 1-0'ı çevirmek farklı, 2-0'ı içeri bir de gireceksin. Ender devre bitiyor. 44 falan bu zaten. Tabii tabii öyle. Biz çünkü Erman Hocam'la aşağı iniyorduk. Bir dakika ya. Siz bunun dışarıda içeride olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Onu anlayamadım ben. Çözemedim. Çizgiye bakıyoruz hocam. Çizgiye adam bakıyoruz. Tutuyor ama devam ediyor çizgiye doğru. Ama dışarıda nerede? Abicim dışarıda bir şey söylüyorum size. Bunun dışarıda içeride olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? Onu anlayamadım ben. Gördük. Abi dışarı bakmayın. Gördünüz mü? Evet. Ben sizin gördüğünüzü görmüyorum. Abi düşmeye başladı. Çizgisi de olur. Bizim ya gördüğüm... tutuyor ama devam ediyor. Valla devam ediyor. Havada mı gidecek abi? Hakem verdi diye. Abi bunu... İçeride mi bunu hocam peki? Bunu durdurduğu zaman görürsün. Abi bunu var bakacak şey yapacak. Ben bu pozisyondan uyuzum şu anda. Ya benim uyuzum. Benim düşüncem de net dışarıda. Yani orada dışarıda zaten Abdülkadir Ömür sol ayağıyla beraber orada artık çekiliyor. Ben bu yani. Bak, orada şuradan artık bakın. İçeride değil. Şuradan geri gel. Pilot kamera mı? Geri gel. Bir evvelki görüntüye gelin. Pozisyon uzaktan. Bakın bakalım ya. Evet abi burada oynat. Gel geri. Biraz geri gel. Geri gel. O pozisyonda geri gelelim sevgili Hüseyin. Şu pozisyonda. Hemen en iyi pozisyon bu. Evet. Bakın. Evet. Devam et. Hadi buyurun. Buradan hocam net göremezsin. Temiki Ender'in söylediği pozisyonlar daha net. Ender'in Temiki söylediği birlikte pozisyon daha net. Çizgiye girmeden önceki pozisyonu verebilir. Çapraz çekimler, arka çekimler sizi yanıltır. En iyi çekim budur. Bunu büyütüp bakmak lazım. Yani sizin dediğiniz gibi çok net dışarıda, çok net içeride benim aklım almıyor. Ben de katılıyorum. Yan hakemin Ender durduğu yerde yanlış. VAR'da bakmak lazım. Ben sonucu bu çok net bir pozisyon değil. Çok net dışarıda, çok net içeride diyemez kimse. Hocam çok net dışarıda hocam. Bence de çok net. Bana çok net değil. Yok ben çok net. Öteki deminki yani kamera. Bana göre çok net değil. Hayır yani. Bu en son bakmak lazım bakın. Çizgiyi de görüyoruz yani. Bunu büyütüp. VAR'da bakmak lazım. Burada çok net görüyorsun. VAR'ı bana versinler, bu pozisyonda çok değişik şey çıkarırım size. İlla tuttuğu zaman değil. İçeride mi dışarıda mı çok net değil diyor Erman Toroğlu. Bence de değil. Ben bu konuda öyle çok net dışarıda. Beyaz Hocam da aynı şekilde. Bence de değil. Mehmet Yılmaz da. Gürcan Bilgiç ve Lea Kapsal bizce bu top dışarıda diyorlar. Bu müdahale dışarıda diyorlar. Evet. Direkt kolunu çekiyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum Ender'cim. Lütfen hocam, bir araya gideceğim. Yan hakemi dinleyip karar verdiyse yan hakem çok geride kalıyor pozisyondan. Bence yan hakem doğru yönlendirmemiş olabilir orta burada hakemi. VAR bir kontrol yaptı hocam. Yani devreye girdi ya. VAR yapmış yaptı, olabilir evet. De yani net bir şey. Keşke VAR bir getirselerdi görüntüyü ya. Bana abi öyle çok sizin dediğiniz gibi. Ama banko dışarıda, banko içeride bak şey diyemem diyorum bu görüntü. Ne net içeride, ne net dışarıda diyemem diyorum. Ben bunu biraz geride kalmış. O açıdan çok enteresan bir görüntü. Peki yan hakem hani geride şimdi daha net görüyorum burada. VAR'dan mesela. Burada baktığımda şimdi öyle çok dışarıda, içeride hikaye. Bence. Bence de kesinlikle dışarıda, VAR'dan da incelenmiştir. Yan hakem de evet Feyyaz'ın dediği doğru ama çok geride de değil. Yardımcı hakem yan hakem. Yani diye. Net bir şekilde o da görebilir ama esas VAR. VAR bunu mutlaka tekrar oynatıp
Cüneyt Hoca'ya da söylemiştir. Peki bir devam edeceğiz. Bir kısa reklam aramız daha var. Hemen döneceğiz.